Merhaba arkadaşlar, ben Nimet Çavuş. Bugünkü sunumuma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bugün sizlere if clauses yani koşul cümlelerinin ikinci bölümünü anlatacağım. Daha önceki bölümde type 1 ve type 0'yı anlatmıştım. Bugün ise type 2, type 3 and mixed type ve koşullu cümlelerin karışık olanlarını anlatacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, type 2 olsaydı olurdu anlamında. Yani şu şöyle olsaydı bu böyle olurdu. Yani bu koşul cümlesi türünde if clause konuşma anındaki hayali durumları izah etmede kullanılır. Yani bakın, konuşma anındaki hayali durumlar. Olma olasılığı pek yok. Sadece cümleyi söyleyen kişinin o anla alakalı hayali ve farazi düşüncelerini izah etmektedir. Demek ki type 2 kesinlikle hayali durumları. Yani sen benim kardeşim olsaydın gibi. Aslında değilsin. Ben şu anda Fransa'da olsaydım. Aslında değilim. Bakın, geçmişle alakası yok. Şimdiki zaman ve geniş zamanla ilgili durumlardan bahsedilirken kullanılır arkadaşlar. Geçmişle hiçbir alakası yok. Fiilin geçmiş zamanda olması bizleri yanıltmamalı. Yani if clause'lu cümle past tense, ana cümle would verb 1 ya da should, could, might verb 1 olurken if'li cümlenin past tense olması yani verb 2 olması bizi yanıltmamalı. Type 2'nun özelliği if'li cümle past tense, diğer cümle would ya da should ya da could ya da might arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir örnek yapalım. Bakın diyor ki if it rained, yağmur yağsa, ki yağma durumu yok. Şu an zaten Temmuz ayı gibi bir aydayız. If it rained, hayal kuruyorum. Olma olasılığı hemen hemen hiç yok veya yok. We would stay at home and sleep till late. Ne yapardık? Bir yağmur yağsa evde kalır, geç saatlere kadar uyurduk diyor. Ben burada hayal kuruyorum. Yani şuradaki rain verb 2 sizi kesinlikle yanıltmamalı arkadaşlar. Diğer cümle, if you didn't inform her, ona haber vermesen, eğer uyarmazsan, she couldn't get out of trouble. Başı beladan kurtulmaz. Yani hayal kuruyorum. Senin böyle bir şey yapma şansın yok. Zaten haber veriyorsun. We might finish the work on time if you helped us. Eğer bize yardım etsen, İşi zamanında bitirebilirdik. Geçmişte hiçbir alakası yok. If'li cümle past tense, diğer cümle might oldu. If'li cümle past tense, diğer cümle could oldu bakın. If'li cümle past tense, diğer cümle would oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar şimdi örneğin yerinde olsaydım gibi ifadelerde he, she, it ve I da normalde was kullanılırken were de kullanılabilir. Were daha yaygındır bakın. If clause type 2'da yerinde olsam, o benim yerimde olsa gibi ifadelerde if I was you yerine if I were you, senin yerinde olsam I would go to university and be a teacher. Üniversiteye gider, öğretmen olurdum. Hayal kuruyorum bakın. Yerinde olmayacağım belli. If she were ya da if she was a man, o kadın erkek olsa, eğer o erkek olsa she would drive a tractor. Ne yapabilir? Traktör sürebilirdi. Hayal kuruyoruz arkadaşlar. Bir de arkadaşlar were to diye bir şeyimiz var İngilizce'de. If clause'ların içinde kullanılan were to. Bunun anlamı by any chance'tır. If clause kısmında were to kullanmak mümkündür. Bu anlatımda yani were to kullandığımızda farazi bir düşünce ve konuşma anı ile ilgili bir hayal vardır. Bu kullanımda geleceğe dair uzak ihtimal söz konusudur. Ve hayalde kalmaktadır. Yani if it were to rain, bakın burada görüyorsunuz were to'yu nasıl kullandığımızı. Eğer yağmur yağacak olsa ki %99 yağmayacak. We would stay at home and sleep till noon. Öğleye kadar evde kalıp uyurduk. If you were to dance in front of a big crowd, büyük bir kalabalığın önünde dans edecek olsan ki bunu yapacağını hiç sanmıyorum %99 what would you do? Ne yapardın? Gördüğünüz gibi virtue'nun anlamı ecek olsa ama olmayacağı hemen hemen kesin gibi bir şey. Arkadaşlar bir de if clause type 2'da inversion'larımız var. Inversion nedir? Devrik cümledir. If clause type 2'yu inversion yapmak için cümlenin were'le başlaması gerekiyor. Were they to sell the land? Bakın, if kullanılmıyor gördüğünüz gibi. Devrik olduğunda if kullanılmaz. Bu kalıpta ancak resmi yazılarda kullanılır. Resmi yazılarda bazen
if yerine were'le başlayıp onu devrik yapabilirsiniz if'li cümleyi. Were they to sell the land, tarlayı satsalar, we would buy it. Biz alırız, alırdık ya da. Ama satmayacaklar, %99. Were I him, yani if I were him, normal konuşma dilinde, yazı dilinde, resmi dilde bazen böyle olabiliyor, devrik olabiliyor. Were I him, yerinde olsam, I would accept their offer. Onların teklifini kabul ederdim. Bugün için hayal. Yerinde olmayacağıma göre hayal kurdum. Were he to resign, o istifa etse, I would resign too. Ben de istifa ederdim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi devrik böyle oluyor. Arkadaşlar dedik ki if'li cümlenin içinde past tense olacak, ana cümle would'la yapılacak. Daha önce de type 1'de if clause'un kendi içinde will kullanımının bazı şartlarda doğru olabileceğini söylemiştik. Neydi bu da? Razı olmak, kabul etmek, istekli olmak, lütufta bulunmak, nezaket göstermek, rica etmek gibi yerlerde will'in içinde, if'in içinde will de olur demiştik. Aynı şekilde if'in içinde type 2'da da would olabiliyor bu anlamda. Şayet bu anlamda şahitse. If you would carry my suitcase, eğer bavullarımı taşıma nezaketi gösterirseniz, I would be grateful to you. Sana minnettar olurum. Bakın gördüğünüz gibi hayali bir durum ileri sürerek minnettarlığını belirtmiş. İş yapılsın diye. Normalde if you carried deseydi yanlış mı olurdu? Yanlış olmazdı. Normalde zaten carry fiilinin ikinci halde olması gerekirdi. If clause kuralına göre. Ama if'in içinde rıza, razı olmak, kabul etmek, istekli olmak, lütufta bulunmak, nezaket göstermek gibi anlamlar ifade eden bir cümle kullanacaksanız işin içine would'un girmesi gayet güzel olur ve karşı tarafa karşı kibarlığınızı göstermiş olursunuz. If you would cook the meal, yani eğer sen yemeği pişirmeyi kabul edersen diyor arkadaşlar. Yani sen yemeği pişirirsen, yemeği pişirme nezaketinde bulunursan I would wash the dishes. Ben de bulaşıkları yıkardım diyor. Tabii if clause type 2'da dedik ki if'li cümle past tense olacak, diğer taraf would olacak. Bazı alternatifler var. Okay. If'in içinde bazen could da olabiliyor. Nasıl olabiliyor? If I could play the guitar. Eğer gitar çalabilseydim, bakın kabiliyet olduğu için, hayal kurdu, ki çalamaz. I would try to play my favorite song. Sevdiğim şarkıyı çalardım. Hayal kurdu. If clause'da simple past tense yerine bazen past continuous de kullanılabilir arkadaşlar. Yani bu anlamda kendinizi çok şartlandırmayın. If he were coming with us, eğer o bizimle geliyor olsa, bakın burada hayal kurduğu için bu were'ü kullandı, past tense kullandı, past continuous. We would be much more cheerful now. Şimdi daha çok neşeli olurduk arkadaşlar. Evet, if clause type 2 bu. Şimdi type 3'ye geldik arkadaşlar. Bu nedir? Bu tür koşullu cümle kullanımında type 3'de arkadaşlar geçmişte olmuş bitmiş bir durumun aksinin olması durumunda ne olacağının söylenmesi için kullanılır. Yani olay geçmişte olmuş bitmiş, mış olsaydı, şunu yapmış olsaydı şu olur. Hiçbir zaman bugünle alakası yok, hayalle alakası yok. If clause tamamen geçmiş, yani if clause'lu cümle past perfect, yani had verb 3. Diğer cümle would have verb 3. Bazen might have verb 3. Bazen could have verb 3. Ama daha çok would have verb 3 kullanılır. Yani bazen bunu biz nerede kullanıyoruz arkadaşlar? İnsanları eleştirmek için, insanların hatasını vurgulamak için. Ve bazen de pişmanlıklarımızı dile getirmek için kullanıyoruz type 3'yi. Demek ki if clause past perfect, ana cümle would have verb 3. Bazen might have verb 3, could have verb 3. Örneğe bakacak olursanız, if you had been more careful, daha dikkatli olmuş olsaydın, dünden bahsediyor, you wouldn't have, bakın you wouldn't have cut your finger, parmağını kesmezdin. Ama şu anda parmağın kesik. Olay geçmişe ait, if'li cümle past perfect, diğer cümle would have verb 3. Mış olsaydın, mazdın. If Matthew had set his alarm clock, Matthew alarm saatini kurmuş olsaydı ki kurmadı, he wouldn't have overslept, uyuyakalmazdı. Az önce de söylediğim gibi pişmanlıklarımızda sıklıkla kullanılır. Yani if I hadn't fallen ill, ne yapmamış olsaydım,
hasta olmamış and missed the interview, mülakatı kaçırmamış olsaydım, I might have got the job. İşe girebilirdim. Yani would have deseydi girerdim olur. Ama might have girebilirdim oldu. Yani önemli olan ifli cümlenin içine had verb 3, diğer cümleyi arkadaşlar would verb 3 ya da might verb 3 ya da have verb 3 kullanmanız. Pişmanlığa bakar mısınız? If I had studied harder for the exam last week, geçen hafta sınava hazırlanmış olsaydım, daha sıkı hazırlanmış olsaydım, I could have answered more questions. Daha çok soru cevaplayabilirdim. Hazırlanmadım ve cevaplamadım. If Alan had been more careful, Alan'ın başına arkadaşlar bir olay gelmiş, Alan daha dikkatli olmuş olsaydı, he wouldn't have fallen. Ne yapmazdı? Düşmezdi. Ama düştü. Ayağını kırdı belki de. If Matthew hadn't phoned her, Matthew o kadını aramamış olsaydı, yani onu aramamış olsaydı ki aradı, Emma wouldn't have been so annoyed. Emma bu kadar ne yapmazdı? Kızmazdı. Rita might have gone to the concert if she had known about it. Şayet Rita, bakın Rita, buradaki şey Rita. Şayet Rita hakkında, onun hakkında bilgi sahibi olsaydı, olmuş olsaydı ki olmadı, iş işten geçti. İfli cümle past perfect. She might have gone to the concert. Ne yapardı? Konsere gidebilirdi ama gitmedi. Böyle bir olasılık vardı, iş işten geçti. Arkadaşlar son olarak mix conditional'lar var. Mix nedir arkadaşlar? Şimdi birinci tipte daha önceki videomda anlattığım type 1'de şöyle olursa ifli cümle present tense, sondaki cümle will, şöyle olacak. Veya zero'da yağmur yağarsa yerler ıslanır. Aslında sağdan ziyade dığında anlamı vardır. Kesin olur. Şu olursa şu da kesin olur. İki tarafta present tense. Type 2'da hayal kuruyoruz. Yani diyoruz ki if I lived in London, Londra'da yaşamış olsaydım ki yaşamıyorum, şu an Türkiye'de yaşıyorum, I would visit, şunu yapardım, şurayı ziyaret ederdim. Bugün için hayal kuruyorum. Type 3'de nasıldı arkadaşlar? Mış olsaydı, mış olurdu. İş işten geçti. Yani ifli cümle had verb 3, diğer cümle would have verb 3. Şimdi mix'te ne oluyor arkadaşlar? Mix type'da adı da üzerinde, karışık koşullarda şimdiki ve geçmiş zamanın beraber kullanıldığı koşul cümleleridir arkadaşlar. Şimdi ile geçmişi bir araya getiriyoruz. Bir tane örnek var bakın. I didn't call Mary yesterday. Ben dün Mary'yi aramadım. So, dün aramadım bakın. Olay geçmiş. Bu yüzden she is angry today. Mary bugün kızgın. Diyoruz ki ben dün Mary'yi aramış olsaydım, yani if clause, type 3'nin ifli cümlesini alıyoruz ki aramadım. Past perfect yani. If I had called Mary yesterday, dün Mary'yi aramış olsaydım, she wouldn't be angry today. Bugün için bir hayal kuruyorum. Yani type 3'ü kullanıyorum. İfli cümlede type 3'ün if halini kullanıyorum. Bugün için hayal olduğu için type 2'nin de ana cümle halini kullanıyorum. Dünü bugünle bir araya getirdim. Dün için pişmanlık, bugün için hayal kuruyorum. Yani ifli cümle had verb 3, 3-2 kuralında ana cümle would verb 1 oldu arkadaşlar. Aynı şekilde buraya bakalım. Şimdi ne oluyor bakın. 3-2 kuralı, bu da 2-3 kuralı olacak. She is a kind person. O kibar bir insandır. So, bu yüzden, bakın onun kibar olması bugün de kibar. So, bu yüzden she helped me with my problem last week. Geçen hafta problemim konusunda bana yardımcı oldu. Okay. Şimdi diyorum ki bugün için hayal kuruyorum bakın. Şayet kibar bir insan olmasa, olmuş bir şey, olan bir şey. Bugün olan bir şeyin tersini düşünüyorum, hayal kuruyorum. Hayalimde canlandırıyorum. Eğer kibar bir insan olmasa, she is a kind person'ı if clause type 2'ye uyduruyorum bakın. If'in içi is'i were yapacağım mecburen. Bugün için hayal. If she weren't a kind person, kibar bir insan olmasa, düne döndüm, she wouldn't have helped me with my homework, with my problem last week. Geçen hafta bana problemimde yardım etmezdi. Ki etti. Buna da 2-3 kuralı diyoruz arkadaşlar.
Yani burada lütfen dikkat edin arkadaşlar. Bakın şu kural 3-2 kuralıydı. Şurada görüyorsunuz bakın 3-2 kuralı 3'miş olsaydı, aramış olsaydı bugün wouldn't be. Normalde type 3 olsaydı would have verb 3 olacaktı. 3-2 kuralında ikinci taraf would oluyor arkadaşlar. Ama buraya geldiğinizde normalde kibar bir insan, tersini düşündüm. If she weren't a kind person, kibar bir insan olmasa, geçmişte bana yaptığı bir şeyin tersini söylüyorum. Kızgınlık, pişmanlık ya da ne bileyim hata düzeltme gibi şeyler olur. She wouldn't have helped me with my problem. Ne yapmazdı? Geçen hafta problemim hususunda bana yardım etmezdi. Evet arkadaşlar, bugünkü sunumumun da sonuna geldim. Bu sunumla birlikte, ikinci bölümle birlikte sizlere if clause yani koşul cümlelerinin zero, type 1, type 2, type 3 ve mixlerini anlatmış oldum. Herkese başarılar diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Thank you.